Güzel şeyler keşfettim. Hadi birlikte bakalım. Yayın hayatım boyunca en sık kullandığım cümlelerden biri yeni kitaplar keşfetmek, yeni yazarlar keşfetmek. Bunu fazlasıyla önemsiyordum çünkü bunun benim hayatımda bir karşılığı vardı. Kendimi geliştirirken en fazla ilerleme kat ettiğim noktalar o ana kadarki alışılagelmiş olan kendi içimdeki düşüncelerden farklı düşüncelerle karşılaşmak oldu. Ve bu aslında benliğimin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Ama her zaman farklı yazarlar, farklı kitaplar keşfedebildim elbette hayır. David Damrosch'un Dünya Edebiyatı Nedir adında bir kitabı vardı ve bu kitabı ben yıllar önce almıştım. O zamanlar okumuştum ve şunu fark etmiştim. İşte aşk, sevgi, dostluk ya da bağlılık ya da kötülük gibi birçok farklı duygunun dünya edebiyatları içerisinde ne kadar farklı şekilde dillendirildiğini, her edebiyatın bu olgulara karşı nasıl bakış açıları geliştirdiğini görebilmiştim. Çünkü belki de kitabın da dediği gibi dünya edebiyatı sadece Batı edebiyatından ibaret değildi. Fakat ben okumalarımın çoğunluğunu ilgim olan Batı edebiyatına kaydırmıştım. Ta ki bugüne dek. Karşıma Doğan Kitap'tan çıkan Kore Edebiyatı seçkisi çıktı. Evet, Kore Edebiyatı deyince belki bazılarınızda önyargılar oluşuyor. Bazılarının çok fazla yakından takip ettiği, sevdiği bir kültür aklında canlanıyor. Bense bu videoda edebiyatı üzerinde duracağım. Özellikle 7 eser ama bu 7 eserin de özelinde benim fazlasıyla beğenimi kazanmış olan 2 eserden ayrıntılı olarak size bahsedeceğim. Bu seride Prenses Bari, Tanıdık Şeyler, Çukur, Küller ve Kızıl, Mucize Çocuk, Komplocular ve İyi Evlat kitapları yer alıyor. Peki sizce listeden ilk olarak hangi kitabı okumaya başlamışımdır? Özellikle böyle çok fazla bilmediğim kitap söz konusu olduğunda okumam gereken, o zaman bu kitapların arasından ismi bana en çekici geleni seçerek okuyorum. Peki hangisi bana en çekici geldi? İlk okumam Tanıdık Şeyler oldu. Bu kitabın listeden okuduğum ilk kitap olduğunu söylemekle beraber en çok beğendiğim kitabın da bu olduğunu söyleyebilirim. Yeryüzündeki her şehrin kendine has bir kimliği ve bir düzeni var. Şehirlerin belli bölgelerinde benzer sosyal sınıflardaki insanların çoğunlukta olması alışılmış bir durum. Büyük bir şehirde yaşıyorsak, elbette aynı şehirde yaşadığımız ama hayatımız boyunca hiç görmediğimiz insanlar olması çok olağan bir durum. Bu insanların hayatlarını öğrenmek istediğimizde, onları tanımak istediğimizde ne yapabiliriz? Bence bunun için en güzel yol sanata başvurmak, özellikle edebiyata. Romanlar sayesinde sadece aynı şehirde değil, dünyanın farklı şehirlerinde, farklı yerlerinde yaşayan insanların hayatlarına tanık olabiliriz. İşte Tanıdık Şeyler romanı da bunu yapabileceğimiz türden bir roman. Bir ailenin hayat mücadelesini anlatıyor. Bu ailenin babası ortalıktan kayboluyor ve geriye dönmüyor. Ardında ise anne ve bir çocuğu bırakıyor. Bu aile yaşamları boyunca hayat mücadelesi içinde olmuş bir aile. Babanın yakın bir arkadaşı tarafından Çiçek Adası diye isimlendirilen ama şehrin çöplerinin toplandığı ve ayrıştırıldığı bir yere çalışmak için davet ediliyorlar. Oradaki işleri çöpleri ayıklamak ve değerli olan eşyaları ayıklamak. Ama tabii hikaye bundan ibaret değil. Bundan çok daha öte anlamlar taşıyan bir hikaye bu. Özellikle çocuk karakter kendisine de beyniyle taşıdığı pörtek lakabıyla oradaki diğer çocuklar için de kendine bir yer edinme ve hiyerarşik bir düzene adapte olmaya çalışıyor. Roman içerisinde o çocuğun aslında birey olma mücadelesine, büyüme mücadelesine de tanık oluyoruz. Bununla beraber Çiçek Adası'nda yaşayan diğer insanların, çocukların hayatlarını da yakından tanımış oluyoruz. Onların dünyalarına tanık oluyoruz. Bu yönüyle okur için son derece etkileyici bir roman olduğunu söyleyebilirim. Okuyucusunu anlattığı dünyanın bir tanığı ya da belki de daha etkileyici bir ifadeyle bir parçası yapabilen bir roman bu. Romanı bitirdiğimde ilk hissettiğim şey yepyeni bir kültüre tanıklık etmiş olmaktı. Edebi eserler içerisinde yalnızca kurguyu barındırmıyor. Bununla beraber içinde geçtiği döneme dair de çok önemli bilgiler barındırıyor. Çünkü bir ülkenin tarihi ve kültürü aynı zamanda sanatında da karşılık buluyor. O yüzden karakterlerin günlük hayatlarındaki o ufak ayrıntılar veya büyük tablolar içerisinde aslında dönemin ruhunu da kolaylıkla yakalayabiliyoruz. Tabii bu dediğim iyi edebiyat eserleri için geçerli. Tanıdık Şeyler de bence bunun içerisine dahil olabilir. Bu romanın bana düşündürdüğü bir başka konu daha var. Söz gelimi
antika bir eşyayı düşünelim. Bu eşya bizden önce de yaşanmışlığın izlerini taşıdığı için hem manevi hem de maddi bir değere sahip. Bu yüzden bu eşyanın hem geçmişin hem de geleceğinin bizler için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya söz konusu bir çöp olduğunda? Bir çöpün ne geleceği ne de geçmişine dair pek düşünce yürütmeyiz. İşte bu roman belki de birçoğumuzun umursamadan çöpe attığı şeylerin bir başkalarının yaşamı için ne ifade edebileceğini anlatıyor. Büyüyen şehirleşmeyi ve aynı zamanda artan tüketim toplumuna da bir ayna tutuyor. İşte edebiyat, nesnelere, olaylara, olgulara daha önce hiç bakmadığımız açılarla bakmamızı sağlayan oldukça nadide bir sanat dalı. Yaşam içerisindeki tüm hareketlerimiz, hatta düşüncelerimiz sağlığımızla şekillendirilmiş durumda. Anlatmak istediğim ikinci kitap Çukur ise temelde bu konuyu ele alan sıra dışı bir kitap. Çukur kitabı daha başlangıçtan itibaren çok güçlü betimlemeleriyle beni kendisine çekti. Ve itiraf etmem gerekiyor ki uzun zamandır okuduklarım arasında betimleme sanatını bu kadar güzel kullanan bir kitaba denk gelmemiştim. Peki hikayesi neyi anlatıyordu? Ogi adındaki bir profesör eşiyle birlikte yaptığı bir araba yolculuğunda bir trafik kazası yaşar ve eşini kaybeder. Aynı zamanda yürüme yetisini de kaybeder. Kazadan 8 ay sonra hastanede uyandığında ise artık geçmişindeki yaşamdan bambaşka bir yaşama, geleceğine uyanmıştır ve bu gelecek birçok yönüyle trajedik bir anlam taşır. Ogi'nin yeni dünyasını kaplayan yalnızlık duygusu okur için oldukça ilginç bir şekilde aktarılır. Yaşam aslında çok ince çizgiler içerisinde hareket ediyor. Ve geleceğin belirsizliğine karşı bizlerin yapabileceği en iyi şey elimizde olan zamanı iyi kullanabilmek. Bu kitabı okurken insanın sadece bedensel olanakları üzerine değil aynı zamanda zaman kavramı üzerine de düşündüm. Bu kitapların arasından okuduklarım içinde yer alan bazı kültürel öğeler ve konular bana çok ilginç geldi. Ama içinde yaşayan insanlar için bu pek ilginç olmayabilir. Nasıl ki sürekli çok güzel bir manzaraya bakan insanın pek o manzarayı ilgi çekici bulmamasına karşın yeni bakan bir kişi tarafından o manzaranın çok ilginç bulunması gibi. Ya da tersi durumdaki başka örnekler. Bunu edebiyata uyarladığımızda alışılagelmemiş kitapları okumanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha düşündüm. Bu kitaplar arasında üçüncü sıraya koyabileceğim kitap Küller ve Kızıldı. Bir fare öldürme uzmanı, salgın hastalıkla boğuşan, paranoyanın ve kaosun hakim olduğu C ülkesine gönderiliyor. Aslında karakterimiz gönderildiği ülkeye dair pek fazla bilgi sahibi olan biri değil. Bu yüzdendir ki ülkeye varır varmaz birçok sorunla yüzleşiyor. Bu kitaba baktığımızda başlangıçta kurgusu salgın hastalıklar üzerine kurulmuş oldukça klasik bir eser, sıkıcı bir eser izlenimi uyandırsa da karakterimizin kendi yaşamına dair de birçok konuyu görebildiğimiz için yani karakter ve karşılaştığı olaylar bir derinlik yaratabildiği için beğenimi kazandı. Ve okur üzerinde de bir çeşit kasvetli bir duygu yaratabiliyor. Bu yönden de etkileyici bir anlatım olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu çok boyutluluk olayını fazlasıyla önemsiyorum. Benim için bir romanın iyi olduğunu söyleyebilmek için öncelikle o romanın hem belki konusal olarak hem de karakterlerin yaşamı açısından birçok derinliği barındırabilmesi lazım. Tek bir alanda sürekli giden ve her şeyin tek düze hissedildiği bir roman bence iyi olmanın çok uzağında kalacaktır. Listedeki diğer kitaplardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Videonun süresinden dolayı ayrıntılı olarak bahsetmek mümkün olmayacak ama kitaplar hakkında birkaç bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Komplocular ve İyi Evlat gerilim kategorisindeki iki eser ama açıkçası ben gerilimi çok fazla sevmediğim için bunları henüz okumadım ama gelecekte ilgimi çekerse yer vermeyi düşünüyorum. Komplocular romanı alternatif bir Seul'de kiralık bir katilin başından geçen olayları anlatan bir gerilim romanı. İyi Evlat kitabı ise 25. kattaki bir dairede uyanan, önceki geceyi hatırlamayan ve annesinin cesediyle karşılaşan bir gencin hikayesini anlatır. Burada ufak bir eleştiri, diğer kitapların kapak tasarımlarını çok beğendim ama bu kitabın kapak tasarımı daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Beğendiğim bir başka kitap Mucize Çocuk'tu. Bir trafik kazasında babasını kaybeden bir çocuğun hastanede uyandığında artık sıra dışı, doğaüstü özelliklerinin olduğunu keşfetmesi ve bununla beraber yine o bahsettiğim derinliği yaratarak ilerleyen bir hikayenin anlatısı. Prenses Barry kitabı ise Kuzey Kore'de doğan Barry karakterinin ailesi dağılınca önce Çin'e, oradan da Londra'ya göçmen olarak yolculuğunu anlatıyor. Yurtsuzluk kavramı üzerine
etkileyici bir eser olduğunu söyleyebilirim. Kitapları daha iyi anlayabilmek için Kore kültürüne ve tarihine dair bir araştırma yapmak verimli olabilir. Buna beraber benzer bir araştırmayı yazarlara dair de yapabiliriz. Çünkü bazı kitaplarda yazarların yaşamlarından birçok önemli kesit veya gözlem yer alıyor. Bahsettiğim kitaplar aslında güncel edebiyat sayılabilecek kitaplar. Dünya edebiyatında güncel edebiyatın konumunu öğrenebilmek adına bazı örnekleri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Haliyle güncel edebiyat hangi düzeyde şu an diye merak edenler varsa yine bu listedeki kitaplara bakabilir. Ve bana öyle geliyor ki Doğan kitap çeviriler konusunda iyi bir iş çıkartmış. Bu videoda Kore edebiyatındaki bazı kitaplara yakından baktık ve aynı zamanda bir öneri listesi çıkarttık. Bu benim için oldukça keyifli bir deneyimdi. Elbette kendi beğenilerim üzerinden kitapları seçtim ve onları daha fazla anlatma yolunu tercih ettim. Oysa ki bireysel bir zevk olduğunu varsayarsak edebiyatın okumanın haliyle sizler için farklı kitaplar öne çıkabilir ama onlara dair de genel bir çerçeve çizdiğimi düşünüyorum. Benim iki favorim Tanıdık Şeyler ve Çukur Kitabı oldu. Ve bir duyuruyu da buraya eklemek istiyorum. Bir okuma etkinliği düzenliyoruz. Sizlerden çok fazla bu yönde talep gelmişti. Önceki zamanlarda bunu denemiştik ama tam olarak arzu ettiğimiz sonuç ortaya çıkmadığı için başka bir zaman denemek üzere rafa kaldırmıştım. Ve nihayetinde başka bir zaman geldi. İlk kitabımızı seçtik. Etkinliğin kuralları nasıl olacağı şekillendi. Açıklama kısmında Discord davetiye linki ve aynı zamanda etkinliğe dair bazı nüanslar da yer aldığı bir link var. Oradan etkinliğe katılabilirsiniz. Bugünkü listede yer alan kitaplardan birini veya Kore edebiyatı seçkisine eklenecek kitaplardan birini de okuma etkinliğinde ele almak istiyorum. Sizlerle beraber okumak istiyorum. Çünkü madem bu etkinlik güzel bir etkinlik olacak, böyle tasarlıyoruz. O zaman farklı keşifleri de barındırması gerekiyor. Kore edebiyatından da bir eser okumayı planlıyorum sizlerle beraber. Tabii sizler de isterseniz bunu da arada duyurusunu yapmış olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.